Burada nasıl bir işçilik, neler yapılıyor, ne ediyor diye tezgah böyle düşünün. Ya bu arada 150 dinkarla söylemek istediğim, ben buraya gelip sohbet etmeyi, onlarla olmayı ve hasret gidermeyi çok seviyorum. Rodaj bakımında neler yapılıyor? Bir Eftal'e sorayım. Ya ne kullanıyorsun? Olsun olsun görelim buradan. Bakalım mı beraber kaç bin kilometreye gelmiş, ne olmuş? Bir görelim. Herkese selamlar. Şimdi geldiğimiz yer Kartal Otosanayi'deyiz. Bugün burada olmamın sebebi ise şu görmüş olduğunuz Little Monster dediğim isim taktığım sevgili 150 Dinkar. 150 Dinkar'la 1000 kilometreyi tamamladım ve sizlerle bir rodaj bakım videosu yapalım istedim ve onun için de geldiğim yer benim için çok özel olan bir yer. Altan Motor. Çünkü ilk motorum 125 RS'ti. 93 model bir 125 RS'ti. Ve ben bundan sonra dedim ki eşim de binsin diye aldığım bir Workman'ım vardı. Onunla beraber ben yer ararken, tam da Kartal'da otururken bana çok yakın olduğunu gördüğüm Altan Motor'la tanıştığım yıl oldu. 2004 yılıydı. Ve 2004 yılında ben Altan Motor'la tanıştım. Çok eski maziye dayalı dostluğumuz, abi kardeşliğimiz esas olan bir yer burası. Benim için çok özel ve Kimco'nun da rodaj bakımını burada yaptırmak istedim ve onların yanına geldim. Kimco'muz da burada yanımda ve toplam 1300 kilometreye yakın bir kilometremiz olmuş oldu. Yani canavar gibi, gerçekten de öyle yerden ayağımı kesiyor ki hele sıcak günlerde böyle büyük motorla çıkmayayım dediğim noktada 150 Dink 150 R benim hayatımı kurtarıyor. Şehir içinde de çok verimli, çok iyi. Şimdi bir rodaj bakımı sizleri bekliyor. İsterseniz hep beraber bir rodaj bakımını görelim. Ondan öncesi burada yer alan, sanayide olduğum için inşallah sesim net geliyordur. O yüzden mikrofonu da böyle tutmak zorundayım. Bir içeriye bakalım. Ne yapıyorlar, nasıl bir yer. Siz de görün, siz de gelin. Çünkü burası tam bir esnaf dediğimiz, babadan oğula geçmiş bir servistir. Size tavsiye ederim. Muhakkak gelin görün. Sıcak insanlardır. Eskiden Suzuki Bergman'ın olduğu zamanlar buraya çok sık geliyordum. Burada arkadaşlarla buluşma yerimizdi. Ve burada çok sıkı dostluklar ve motosiklet dünyasına ikinci adım dediğim noktada adım attığım yerdir burası. İsterseniz bir ara yine hep beraber böyle bir gezmiş olalım. Göstereyim size. Şimdi böyle gezerken Tamer abiye sordum, büyük olan abileri. Tamer abiye dedim böyle çekip bir göstereyim mi? Burada nasıl bir işçilik, neler yapılıyor, ne ediyor diye tezgah böyle düşünün. Ne tür işçiliklere giriyorlar, neden anlıyorlar, siz gerisini siz anlayın. Burası böyle, tezgah bu şekilde. Diğer tezgahta da fazla gözükmeyi sevmezler. Onun için çekmeyeceğim. Arkadaşlarla beraber. Şimdi bak, burada da bir motorun arka kısmı var herhalde. Burayı gördüğünüz gibi böyle bir işçilik ve müşteri memnuniyetini sağlayacak bir ustalık var. Burada da motorlarımız var. Gelen müşterilerin motorları. Kısaca böyle. Ha, beklemek isterseniz bak gelin. Ben orayı biraz dağıttım, o köşeye. Burada bir bekleme salonunuz var. Eşyalarınızı asıyorsunuz. Kasklarınızı ezelden beri, eskiden beri böyle koyuyorduk. Yine aynı şekilde yukarıya koyacak yerler var. Televizyonunuz var. Oturun gelin, burada esnaf muhabbeti yapabileceğiniz güzel bir yer. Evet, 150 Dink R bu. Bakalım mı beraber kaç bin kilometreye gelmiş, ne olmuş? Bir görelim. Şimdi oradan göreceğiz. Bu sıfırladığım trip 1306 kilometre olmuş arkadaşlar. 300 kilometre biraz bir sapıtmışız, bekletmişim. Biraz vaktim olmadı. O yüzden gösterdiğim gibi 1306 kilometrede Altan Motor'a geldim. Şimdi ruhsatımı falan vereceğim. Oraya bir işlesinler. İşlemleri başlatalım. Ya bu arada 150 Dinkar'la söylemek istediğim, yani
kullandıkça gördüğüm tek negatif olarak bahsedebileceğim gidişatı filan her şey mükemmel. Aynalar yeterli kalmıyor arkayı görme noktasında. Ondan biraz sıkıntılıyım. İkincisi ise anlamsız bulduğum bir gözlerin olması. Yani bunlar ne işe yarıyor? Yani kilidi de yok. Sadece bu noktada bir şeyim var. Ha, bir şey koyup bırakıyor muyum? Bırakmıyorum. Şöyle göstereyim. Burası bu şekilde açılıyor. Orada da bak, kullandığım tek çöp atmayayım diye, yere atmayayım diye koyduğum çöpüm duruyor. Burada da böyle bir eldivenlik, hani koyabileceğiniz şeyler, o an için sığdırabileceğiniz ne varsa değerlendirebileceğiniz. Belki uzun bir yere gittiğiniz zaman bu gözler işe yarayabilir ama park edip içinde unutmamak kaydıyla, çünkü çalınabilir, bunların kilitleri yok. O yüzden biraz şey yapıyorum, bunu şunlara bir kilit olsaymış iyi olurmuş, onu söyleyebilirim. Ama motor mükemmel, amortisörleri olsun, şeyi olsun. Çok güzel. Hele far, gece olan görüntüsü harika. Depo kapağı da şöyle açılıyor. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi depo kapağı da bu şekilde açılıyor. Burada olması da çok güzel, çok rahat. İşte bu kadar. Şimdi çekime başladık. Eftal yardımcı olacak bize. 1000 kilometre rodaj bakımı Eftal'in elinden, Altan Motor'da beraber bir video hazırlamış olacağız. Rodaj bakımında neler yapılıyor? Bir Eftal'e sorayım. Neler yapacağız Eftal? Sadece şu anda yağ değişimi olacak. Yağ değişimi ve kontroller. Tamam. Kontroller, yağ değişimi. Klasik bildiğimiz 1000 kilometre rodaj bakımı ama ben buradan geçeyim çünkü Taner abi etkilemeyeyim. Yağına bir bakalım nasıl gelecek. 300 kilometre geçirdim. Sorun olur mu? Sıkıntı olmaz. İlk yağ değişimi olduğu için. Yan taraftan ses geldi. Taner abi'den garantiden çıktı diye. Umarım öyle değildir tabii. Şimdi Eftal yağ süzülürken vakitten kazanç olarak lastiğin ölçüsüne bakıyor. İnan hiç ellemedim biliyor musun Eftal? Kaç? 26-30 abi. 26-30 var mı kaçak? Çok yok az. Çok az. 26-30 önler 26 arka 30. 32. Biraz fazlaymış. Tamam. Eftal'cim yağ ne kullanıyorsunuz? Yanına geleceğim de sesini öyle alayım. Yağ ne kullanıyorsun? Motül mü? Tamam. Hangisinden? 3000 de olur, 5000 de olur. İkisi de olabiliyor. Doğru olan hangisi abi? Ne koyalım? 5000. 5000 kullanalım. Tamam, Motül'ün 5000 serisi en güzeli. Ve daha önce Motül kullanıyordum. Burada Suzuki Bergman servise geldiğimde genelde bunu tercih ediyordum. Yine Motül kullanıyoruz. Arkadaşlar her zaman diyorum, yüksek CC motorunuz varsa bir kenarda uzun yol için tutun ama şehir içinde bu tarz bir motoru şey yapın. Dur cebimde vereyim. Eftal de arıyor anahtar nerede diye. Şimdi suyun ölçüsüne bakmak için şuradaki sol öndeki yerin vidasını açarak suyuna bir bakacağız. Ne durumda diye. Bir görelim, merak ettim ben de açılırken. Evet. Şöyle bir şeyi var, kapağı var, dolu mu boş mu, ne durumda? Şu anda şöyle yapacağız abi. Ha, ışıkla. Seviyesini güzel, bak buradan bakalım. Nereden bakayım, dur ben de göreyim. Merak ediyorum, ha ışıkla bakıyoruz. Yani ışıksız pek gözükmüyor. Gözükmüyor abi. Işıksız ve bu şekilde bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Sol ön tekerin yanından o şekilde baktığınızda gözüküyor, iyi mi? Şu an seviyesi güzel. Harika. Şimdi Eftal'in hemen yanında bittim. Ne yapıyoruz diye sorayım dedim. Ne yapıyoruz Eftal? Şimdi öbür taraftaki süzgeçli olan tapayı açıyoruz. Ha, buradaki tapayı açıyoruz. Evet. Konuştuğumuz, hani masraf olmayacak evet dediğim ama aslında masraf oluyor yine. Ona da yeni tapa takıyoruz herhalde değil mi? Yok, yeni tapa yok abi. Onunla. Yok mu? Süzgecini temizleyip takıyoruz. Ha, güzel. Bakabilir miyim nasıl bir şey olduğuna? Gösterelim arkadaşlar. Bir yere damlatmadan.
süzgeci temizleyip takıyoruz. Süzgeç bu. Evet. Anladım. Sonra yerine takıyorsun. Buradan da rengi bile harika ya Motül'ün, gerçekten bu konuda en başta gelen yağlardan bir tanesi. Her zaman için şunu söylüyorum tabi, fabrikanın kendi ürettiği yağları olan, makineye göre olan yağları kullanmayı tercih edin. Mesela Yamaha ise Yamalup, Honda ise Honda'nın kendi yağı. Tabii ki kendi makinasına göre bir yağ üretiyorlar, ona göre çalışma yapıyorlar. Ama genel olarak bir yağ kullanmak istiyorsanız Motül de bu konuda gerçekten başarılı bir yağ. Göstereyim. Evet, şu anda yağımızı 1 litre 200 1.2 litre doldurmuş olduk. Değil mi Eftal? Evet, 1.2 litre. 1.2 litre ile bakımımızı, yağ bakımımızı, rodaj bakımımızı yapmış olduk. Şimdi Eftel'e dedim ki böyle böyle arka taraftan bir cıyırdama sesi geliyor bazen böyle fren yaptığımda, özellikle yokuştan inerken, neden oluyor Eftel? Şimdi toz veyahut da pislik aldığı zaman diskte böyle bu tarz çizgiler oluşuyor. Ondan dolayı ses yapıyor, yapma olasılığı yüksek. Yani temiz tutmakta fayda tabii, var. Aynen öyle. Ya inşaatlar yapılıyor, kentsel dönüşümler derken tabii bunlar bize motorcu arkadaşlar dikkat edin diskinize zarar vermemiş olsun. Bunları çok basit balata spreyi ile temizleyebilirsiniz. Olsun olsun, görelim buradan da yakından görelim. Evet. Simsiyah iş çıkmış. Evet. Evet. Şimdi çekilmesini istemediler yüzlerinin ama şöyle göstereyim. 3 liftte dolu ve harıl harıl çalışıyorlar. Eftel sağ olsun vakit ayırdı. Ve motorun rodaj bakımı bitti. Gönül rahatlığıyla artık. Kaç binde geleceğim Eftel bir daha? Bunlar 4000. 4000 de mi? 4000. Yani kaç binde bir oluyor? 4000 kilometrede bir. 1418 bir devam. Dur, ben Taner abi konuşurken yanına gideceğim. Biraz olsun sohbet edelim. Abi bu bahaneyle sen sohbet edelim. Kaç binde geleceğiz abi? Bakım sıralaması 1000, 4000, 8000, 12000 diye devamı geliyor. O şekilde. Evet. Peki abi, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca bana böyle bir imkan tanıdığın için de teşekkür ederim. Hem Taner abime, Taner abime. Teşekkürler abi. Sen de burada arada çalışıyorsun. Sevgiler diyorum. Sağ ol abi. Kocaman. Kendine dikkat et. Sağ ol abi. Tekerin düz bassın. Amin. Burası benim eski yerimdir. Çünkü niye eski yerimdir diyorum. Başta da söylediğim gibi motoru burada binmeyi öğrenmiş gibi bir şey oldum. O yüzden benim için yuva gibi bir yerdir. Burada sohbetler olur. Sanayi içerisinde olmak hayatta olmaktır. Arkadaşlar hayat sokakta, unutmayın bunu. Teste gitti, geliyor Eftel. Testi tabii sanayi içinde olduğumuz için kask takmamış ama olsun. Eftel testini yaptı. Şimdi o zaman veda zamanı. Kamerayı kendime döndürüyorum. Arkadaşlar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Bir kısa video gibi bir şey olmuş oldu. Nedeni ise Dink 150R'ın rodaj bakım videosuydu. Sağ olsunlar bana burayı açtıkları için. Altan Motor'a çok teşekkür ediyorum. Zaten eski yerim diyeyim, eski yuvam. Ben buraya gelip sohbet etmeyi, onlarla olmayı ve hasret gidermeyi çok seviyorum. Biraz fazla ara veriyorum biliyorum. Çünkü vakit olmuyor ama yine geleceğim yer burasıdır. Sağ olsunlar, ilgilendi de ettiler. Buradan Kimco Türkiye'ye ve Altan Motor'a teşekkür ederim.